Herkese merhaba arkadaşlar, Furkan Hülkü TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda kabak kemenden bahsedeceğiz, kavaldan bahsedeceğiz. Lafımızı uzatmayalım, hemen konumuza geçelim arkadaşlar. Kabak kemane geçmişten günümüze kadar otantik olan görünüşünü korumuş bir enstrümanımız arkadaşlar. Kabak kemane Türk halk müziğinde çok yaygın kullanılır. Yaylı, telli ve deri kapaklı olarak tek örnektir. Gövdesi kabak, göğsü deri, iki veya üç telli olan bir halk çalgısı. Tabi enstrüman yöreye ve işte yöresel müziğine göre farklılık gösteriyor. Tabi bu enstrüman neyle yapılıyor? İşte su kabağı, sığırın yürek derisi ve ardıç gibi, gürgen gibi sert ağaçlar kullanılarak yapılır. Şimdi su kabağından olan bölümüne biz tekne diyoruz bu enstrümanın. Önceden eskilerde tavşan derisiyle yapılıyordu ki şimdi yürek zarı kullanıyorlar. Tekne çapı 10-15 santim civarında. Tekne sonrasında da sap ve burgu olması gerekiyor tabi. Gövdenin alt kısmında da dizimize koymak için bir demir çubuk var. Bu çubuk aynı zamanda sapı da tutuyor. Kabak kemanede su kabağını oyuyorlar. Üzerine yürek zarı geçiriyorlar. Daha sonra da bu sert ağaçlı olan sap üzerine monte ediliyor bu enstrümanımızın. Genelde 3 telli olarak kullanılan kabak kemane de sonraları ses aralığını genişletmek için bir tel daha ilave ettiler. 4 telli yaptılar. Ama derinin gerginliği de tabii sesteki o uzaklığın yani mesafenin değişmesine çok ciddi bir etken. Ve kaval diyoruz arkadaşlar. Kaval da yine çok değerli bir enstrümanımız. İnsanoğlunun ilk üflemeli çalgılarından olduğu bilinmekte arkadaşlar. Ta Orta Asya Türk uygarlıklarından beri de biliniyor. Bu enstrüman ülkemizde de yüzyıllardır çoban sazı ya da düdük olarak tanınır. Büyük göçlerle de yayıldığı toplumlarda farklı ad ve biçimlerde de kullanılmaya devam edilmiştir arkadaşlar. Şimdi kaval arkadaşlar yurdumuzun çok çeşitli yörelerinde, daha değişik lehçelerde, ağız yapılarında ismi zikredilen, kullanılan bir enstrüman. Güneydoğu Anadolu'da halk ve göçebeler arasında da mukaddes bir alettir kaval. Hani koyunların da sevgili sazı olduğu itikat edilir. Kaval çalmasını bilen her çoban, kavalın nameleriyle sürüsünü sevk ve hareket işlerini idare ettiği genel bir kanıdır. Enstrümanla ilgili tabi. Bu konuda birçok efsaneleşmiş halk hikayesi de anlatılmıştır. Kavalın geçmişi insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Sazı ilk olarak bulan veya çalanlarla ilgili birçok fikir ileri sürülse de araştırmacılar kavalın Hazar Denizi ötesi Ural Altay dağları arasındaki bölgede ortaya çıktığı konusunda birleşiyorlar. Nitekim Türk asıllı bir enstrüman olduğu da ortada sonuçta bu enstrümanın. Yine kaval dediğimiz arkadaşlar hani bizim Anadolu insanının üzerinde unutulmaz bir yeri olan bir enstrüman. Hani yüzyıllardır duyguları dile getirmek için bu enstrümanı kullanıyorlar şimdi. Yani kullanmıyorlar dersek ayıp olur. Ama dediğim gibi kutsal bir enstrüman gibi görünmekle birlikte böyle yanık Anadolu havalarını o puslu bir sesinde apayrı bir havayla sizlerin kulağına taşıyan, hemen hemen her yerde yurdumuzda çalınan, dinlenen, hisli, nefesli bir enstrüman. Ve kaval hani 30 santim, 80 santim arasında çok çeşitli boylarda olur ki bu boylar zaten karar notasına bağlı olarak değişmektedir. Ve sert ağaçları kullanıyorlar. Ardıçtır, gürgendir vesaire. Ama en makbul hani erik ağacından bunu yapıyorlar. Ama çok nadir de olsa kamış ve pirinç gibi madeni alaşımlar kullanılarak da yapılanları var. Bu arada kaval, bu arada arkadaşlar iki tane, yani bunun dilli kaval bir de dilsiz kaval dediğimiz iki ayrı kaval var. Bu kavallarında üst düzeylerinde 7, altta bir tane, toplam 8 tane ses deliği bulunur. 2,5-3 oktav arasında da size ses olanağı sunar bu enstrümanımız. Peki kaval hani nasıl yapılıyor? Kısaca değinmek gerekirse eğer. Kavalın delikleri 5 milimetrelik matkaplarla deliniyor arkadaşlar. Daha sonra sesleri kontrol edilerek büyütülebilir, küçültülebilir. Çünkü bu enstrümanın deliği büyüdükçe ses tiz,
O delik küçüldükçe seste pesleşme oluyor arkadaşlar. Hani zaten ağız tutuşu da tahmin ettiğiniz üzere hafif çapraz bir ağız tutuşuna sahip. Türkülerde hatta günümüzde popüler müzikte de ciddi anlamda kullanılan bir enstrüman arkadaşlar. Yani kaval şimdiye kadar hani düdük veya çoban sözleriyle anılsa da ya da flüt ile biçimlendirilmeye çalışsa da halk müziğinin öz yapısından kopmamıştır arkadaşlar. Sonucumuz da böyle olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana destek olmak için kanala abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.